Şimdi Kadıköy Maarif Koleji kurulduğundan itibaren Amerikan sisteminde bir eğitim veriyor. Dersler, İngilizce dersler var, Türkçe dersler var ve fen dersleri İngilizce olarak yapılıyor. Lise 2'de okul müdürlüğüne atanan Vehbi Güneybey, okulun Amerikalı öğretmenlerce verilen fen derslerinin biraz zayıf olduğu kanaatine varmış olacak ki, kendinin ders verdiği geometriyi Türkçe kitaplarından İngilizce'ye çevirerek vermeye başladı. Ve tabii alıştığımız bir formatta olmuyordu bu dersler. Teoman Hoca sağ olsun. Hepimizi çarşamba günü maçlarımız olurdu. Her çarşamba bir maç. Bizi kampa çekerdi salı akşamları. Tabii bu kolay olmazdı. Müdür Bey de sporculara karşı antipatisi vardı. Teoman'ın sevdiği adamları sevmezdi. Ben nasıl olsa kadar kısmet fene girmiştim. Müdürün talebesiydik. Perşembe günleri ilk iki ders onundu. Ben ve Köstebek Ertan, kalecimiz, çok iyi kaleciydi. Muhakkak sözlüğe çekilir ve sıfırımızı birimize alırdık. Yani garanti ikbaldi bizim. Her türlü spora giderdik. Yani güreş olursa güreşe gideriz, basketbol olursa basketbola gideriz, futbol olursa futbol oynarız, voleybol oynarız. Ben mesela voleybol kaptanıyım, basketbolun içerisindeyim, gidip de güreşebiliyoruz ve böyle şeyler içindeyiz. Ancak tabii bu arada bir de fen bölümünde okuyoruz ve Vehbi Güney'imiz var. Yani bu sporcuların bu kadar zamandaki dağınıklığı içerisinde fen şubesinde Vehbi Güney'le okuduğunu düşünün, hayal edin. Bu Vehbi Güney'den ve Vehbi Güney'li günlerden bizi Teoman Tuncer, Vehbi Güney kulun bahçesinin girişinde lojmanında otururdu ve dolayısıyla o Vehbi Güney'in görünmeden ana yoldan dışarı çıkmak mümkün olmadığı için Teoman Tuncer bizi hazırlar. Hep beraber tek sıra oluruz ve eşofmanlarımızla beraber Vehbi Güney'in evinin önünden, pencere altından süzülürüz, yere, emekleyerek süzülürüz. Yani abartmıyorum hakikaten, emekleyerek süzülürüz. Başta Teoman Tuncer olmak üzere. Dolayısıyla biz gece kaçıyoruz, gidiyoruz. Bitişik'te, Sözlef'te veya halk eğitim merkezindeki salonda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Zor bulduğumuz yerde basketbol, voleybol her neyse yapıyoruz veya spora böyle hazırlanıyoruz. Şimdi Vehbi Bey'in bütün hayatı geometriydi. Bir de astronomi derslerine de gelirdi. Gece 2'de kaldırır bizi. İşte yıldızları, kuyruklu yıldız falan gösterirdi saat gece sabahın ikisi. O da onun böyle hiç eksik etmediği bir şey yöntemdi. Böyle ansızın gelir, uyandırır. Ve işte astronomi üzerine çalışmalar yapardık. Bir gün 3'te geldi yatakhaneye, tak 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 herkesi kaldırıyor. Pazartesi akşamı Kuzey Yıldızı'nı, Güney Yıldızı neyse onları gösterecekmiş. Evvela Ünal'a gitti, Ünal Özak'a. Ünal dedi ki, hocam yok bizim maçımız var yarın, ben kalkmıyorum dedi. Tabii çok müdür bozuldu, arkasından bana geldi. Aynı tepkiyi benden gördü. Ben daha da fazla dedim, rahatsız etme ya bizi dedim, bir yorganı çektim. Ondan sonra tahmin edersiniz, Ünal da bizim sınıftaydı. İkimiz de sözlüğe çıktık. Ünal biraz daha iyiydi, o 2 aldı, ben 0 aldım. Ben gece yarısı çalışmalarımız sabaha karşı 8:30'da dershaneye gidip orada oturup matematik kitabını açıp orada Vehbi Bey'i bekliyorduk. Arada bir geliyor, arada bir gelmiyor ama geleceği gün belli değil. Onun için oraya giderdik ben, Necat falan. Ondan sonra adam geliyor diyorlar, biz açıyoruz gözlerimizi, çalışıyoruz böyle. Ondan sonra gider gitmez Vehbi Bey hepimiz böyle uykuya dalıyoruz. Ondan kalkıp saat 6:30'da 7 arası aşağıya bir daha çalışmaya gireceğiz. Fakat geometri onun hayatıydı ve bütün ideali teknik üniversiteye en çok öğrenci sokmaktı. Bunun için bizim spor saatlerini de genelde geometri için kullanmak ister ve 2 saatlik beden eğitimi dersini beden eğitimi öğretmeninden rica ederek geometri için kullanırdı. Yine bir beden eğitimi dersi için ben önceden hazırlandım. Eşofmanımı giyip sahaya gittim futbol topuyla. Fakat şiddetli de yağmur yağıyor. Boş kaleye şutlar atıyorum.
Sonra baktım gelen yok, giden yok. Bir tuhaflık var bu işte dedim. Yarım saat sonra ben bir sınıfa döneyim dedim. Böyle çamur içinde, futbol ayakkabıları ayağımda falan şeye geldim. Baktım herkes sınıfta. Herhalde dedim yağmur diye çıkmadılar. Bizim sınıfın köşesinde de bir çöp kutusu durur. Ben böyle çok teknik bir futbolcu olduğum için basket atar gibi topu o şeye atarım ve büyük bir yüzde de tutturum. Yine böyle topu her zaman olduğu gibi önce diktim. Ondan sonra hafif bir falso vererek içine sokuverdim şeyin basketin. Şöyle de bir işaret yaptım. O sırada baktım bütün sınıf hayretlerle bakıyor bana. Sonra en arkaya doğru bir göz attım. Ben en arka sırada oturuyordum. Bir baktım Vehbi Bey de bana bakıyor. Son sınıflarda zannediyorum Vehbi Bey bir defa ben gel dersinize bir girebilir miyim dedi. Tabii buyurun zaten görevleri müdürlerin arada sırada sınıfları dolaşma. Geldi bir de baktım ders zili çaldı. Biz hala bitirememişiz şeyi. Ağlıyor Vehbi Bey. İlk defa Vehbi Bey'in ağladığını gördüm. Çok şaşırdım. Hocam dedim niye ağlıyorsunuz? Çok duygulandım dedi. Bu kadar güzel bir müzik dersi beni çok duygulandırdı dedi. Fakat iyi niyetli insanlardı hepsi. Ve çalışkan insanlardı. Yani hakikaten hepsi görevinin başındaydı. Ellerinden geldiği kadar mükemmel. Tabii kendisiyle hiçbir şekilde hemfikir olmaz. Vehbi Bey dahil. Son derece çalışkan insanlardı bunlar.